Bu sözlerin meleklerin Yüce Allah'ın dostlarına söyleyeceği sözlerden olduğu söylenmiştir. Yakin ile huzur bulmuş nefs, en nefsu, bir mutmayın, huzura ermiş ve kesin yakin sahibi olmuş, Allah'ın kendi Rabbi olduğuna kesin olarak inanmış ve bundan dolayı Rabbine ibadete yönelmiş olan nefis, demektir. Bu açıklamayı Mücahid ve başkaları yapmıştır. İbn Abbas dedi ki, Allah'ın sevabı ile ve ondan hoşnut olmuş mümin nefis demektir. El Hasan, kesin inanç sahibi mümin nefis, diye açıklamıştır. Yine mücahidden, kendisine isabet etmeyen bir şeyin hiçbir şekilde esasen isabetinin söz konusu olmayacağını, isabet edenin de isabet etmemesinin söz konusu olmayacağını kesin olarak bilip Allah'ın hüküm ve kazasına razı olmuş nefs demektir. Mukatil dedi ki, Allah'ın azabından yana emniyetli olan nefistir. Übey B. Be, K. Bey'in kıraatinde, Ya eyyetü en nefsul aminetel mutmainete, ey yakin ile huzur bulmuş, güvenlik içerisindeki nefis, şeklindedir. Allah'ın, kitabında vaat ettiklerine kesin olarak inanıp, amel eden nefis diye de açıklanmıştır. İBN Keysan dedi ki, burada, mutmeyn nefs, ihlas sahibi nefis demektir. İBN Ata dedi ki, onsuz bir göz açıp kapayacak vakit kadar dahi duramayan arif nefis demektir. Yüce Allah'ın zikriyle huzur bulan nefis diye de açıklanmıştır. Yüce Allah'ın, haberiniz olsun ki, Kalbüler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Errad rad 13/28 buyruğu bunu açıklamaktadır. İman ile huzur bulmuş, öldükten sonra dirilişi ve amellerin mükafatının görüleceğini tasdik etmiş nefis diye de açıklanmıştır. İbn Zeyd dedi ki: Bu nefsin mutmain huzur içinde oluş sebebi ölüm halinde, diriliş vaktinde ve bir araya geliş zamanlarında cennet ile müjdejenmesidir. Abdullah b Büreyde babasından şöyle dediğini rivayet etmektedir, bundan kastedilen Hamza'nın nefsidir. Ancak sahih olan bunun mümin, ihlaslı ve itaatkar her nefis hakkında umumi olduğudur. Hasan-ı Basri diyor ki, şüphesiz yüce Allah, mümin kılının ruhunu almayı murad ettiği vakit o nefis, yüce Allah'tan geleni huzur ile karşıladığı gibi, yüce Allah da onu huzur ile kabul eder. A.M.R.B. El-Az dedi ki, mümin vefat ettiğinde, Allah ona iki melek gönderir. Bu iki melekle birlikte cennetten hediyeler bulunur. Melekler o kişinin nefsine, ey mutmain nefs! Sen hoşnut olarak, hoşnut kılınmış ve senden hoşnut olunmuş olarak çık. Sen huzur ve sükuna, hoş kokulara gitmek üzere çık. Hoşnut olan ve kız olmayan Rabbin huzuruna varmak üzere çık. Bu nefis bir kimsenin yeryüzünde kokladığı en güzel misk kokusu gibi çıkar. 36, deyip, hadisin geri kalan bölümünü zikretmektedir. Said B. Zeyd dedi ki, bir adam peygamber, sav, ılneye huzurunda, ey yakin ile huzur bulmuş nefis, buyruğunu okudu. Ebu Bekir, bu ne kadar güzel bir haldir ey Allah'ın Rasulü, dedi. Peygamber, sav, şöyle buyurdu. Şüphesiz ki melek bu sözü sana söyleyecektir, ey Ebu Bekir, 37, Said B. Cüber dedi ki, İbn Abbas, Taif'te vefat etti. Daha önce bu şekilde ona benzer hiçbir kuş görülmemiş olan bir kuş geldi onun naaşına girdi. Sonra da o kuşun naaşından çıktığı görülmedi. Defnolunduğu vakit kabrin kenarında kimin okuduğu bilinmeksizin şu ayeti kerimeler okundu, ey yakin ile huzur bulmuş nefs. Kendin razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rab'ın. E.D. Daha'ın rayvayetine göre bu buyruk, Osman B. Affan, R.A. hakkında rüme kuyusunu vakfettiği vakit nazil olmuştur. Mekkelilerin asarak idam ettiği yüzünü Medine'ye döndürdükleri halde Allah'ın yüzünü kıbleye doğru çevirdiği Hubeyb ve Adi hakkında indiği de söylenmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Dön Rab'ın sahibine ve bedenine. Bu açıklamayı İBN Abbas, İkrime ve Ata yapmış, Taberi de bunu tercih etmiştir. Bunun delili de İBN Abbas'ın tekil olarak, Fedülü fi abdi, bir kuluma şeklindeki okuyuşudur. Yarın Yüce Allah ruhlara tekrar cesetlere dönmeleri için emir verecektir. İbn Mesud da, fi cesede abdi, kulumun cesedini, diye okumuştur. El Hasan dedi ki, Rabbinin sevabına, lütuf ve ihsanlarına dön. Ebu Salih dedi ki, yani Allah'a dön. Bu da ölüm halinde olacaktır. Haydi katıl kullarıma, kullarımın cesedlerine demektir. Buna delil de İbn Abbas ile İbn Mesud'un kıraatidir. İBN Abbas dedi ki, bu kıyamet gününde olacaktır. E.D. da böyle demiştir. Cumhurun kanaatine göre ise, cennet iyi kimselerin meskeni, salih ve hayırlı kimselerin yurdu olan ebedilik diyarıdır. Kullarıma, buyruğunun anlamı da kullarımın arasından salih olan kimselerin arasına demektir. Nitekim Yüce Allah bir başka yerde, biz elbette onları salihler arasına katacağız, El Ankebat, 29 bölü 9, buyurmuştur, El Ahfeş dedi ki, katıl kullanma. Katıl benim hizbime yani benim, dünyada iken, dinimin taraftarları arasına. Anlam aynıdır, yani sen de onlar arasında yerini al, demektir. Ve, sen de onlarla birlikte, bir cennetime. 38. Fesar suresi burada sona ermektedir. Allah'a hamd olsun. 1. İmam Kurtubi, El Camii Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 73. 2. Hakim, Müstedrek, 2, 568, Darimi, Sünen, 2, 41, Heysemi, Mecma, 7, 137, Müsned, 3, 327. 3. İmam Kurtubi, El Camiyulli Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 73 75. 4. Hakim, Müstedrek, 2, 568, Tirmizi, ve 440, Müsned, I, V, 437, 438, 5, Hakim, Müstedrek, ıv, 245, Müsned, 3, 327. Ayrıca B.K., bu surenin ilk ayeti tefsir edilirken geçen hadis ve kaynakları. 6, Taberani, Kebir, ıv, 180, Heysemi, Mecma, 7, 137, ravilerinden vasıl B., es sahibin metruk bir ravi olduğu kaydıyla. 7, Suyuti, ed-durrul mensur, 8, 501'de İbn Merduye'yi kaynak göstererek, Atiyye'nin açıklaması olduğunu belirtmektedir. 8. Bu kadarıyla, Timizi, ve 530, İbn Mas, 2, 1269, Müsned, 2, 499. 9. Buradaki gibi, Müsned, 2, 258. 10. İmam Kurtubi, el-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 75 eksi 78. 11. İmam Kurtubi, El Camiyü Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 78 eksi 81. 12. Elimizdeki baskılarda bu ibarenin hareke şekli, bu okuyuşa uygun değildir. Bu halekeleme şeklini, Kurtubi'nin buradaki ve 8. Ayetin sonlarında gelecek ed daha hakın okuyuşu ile ona dair açıklaması ve diğer eserlerdeki açıklamaları göz önünde bulundurarak tespit ettik B.K. El-Hemedani, El-Ferid, I.V. 668 ila 609, İbn Sini, El Muhtesip, 2, 359'da ayrıca İbn Abbas ve Ed Dağ'ın böyle okudukları belirtilmektedir. Et-Ferid, I.V. 668, Altınoğlu Not, 13, Buharı, ve 2299, Müslim, I.V. 2183, Müsned, 2, 3H. 14. Burada beyitte geçen lafızlara dair bir takım açıklamaları ihtiva eden üç satıra yakın bir ibarenin ayrıca tercüme edilmesine gerek görülmemiştir. 15. İmam Kurtubi, El Camiul Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 81 85. 16. İmam Kurtubi, El Camiul Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 85 86. 17. İbn Abdi, Birber, Ettemit, V. 212, 251, 13, 145, Kurtubi'nin kaydettiği yollar, Ez-Zehebi, siyer A, Lamin Nubela, 7, 287 senedinin Cehid Mürsel olduğu kaydıyla. 18, İmam Kurtubi, El Camii'ü Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 87. 19, İmam Kurtubi, El Camii'ü Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 88. 20, İmam Kurtubi, El Camiu Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 88. 21, İmam Kurtubi, El Camiu Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 88 89. 22, İmam Kurtubi, El Camiu Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 88 90. 23, İmam Kurtubi, El Camiu Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 90 91. 24. Bununla şedelesiz okuyuşun tercihe değer olduğuna işaret etmektedir. 25. İmam Kurtubi, El-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 92-93 26. Taberi, Camiü'l-Beyan, XXX, 182 27. İmam Kurtubi, El-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 93-97 28, İmam Kurtubi, El Camiyü Le Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 97 eksi 98. 29, Müslim, I.V. 1990, Buhari, El Edebul Müfred, S. 182. 30, Müslim, I.V. 2184, Tirmizi, I.V. 701. 31, Sıyyuti, E.D. Durrul Mensur, 8, 512. 32. Sıiyuti, E.D. Durrul Mensur, 8. 512. 33. İmam Kurtubi, El-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 98-99. 34. İmam Kurtubi, El-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 100. -100. 35. İmam Kurtubi, El-Camiü'l-Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 100-101. 36. Hakim, El-Müstedrek. I, 94, Heysemi, Mecma, 2, 328, Taberani, Elsat I, 225, Tayalisi, Müsned, I, 102. 37, Taberi, Camül Beyan, XXX, 191, El Hakim Ettirmizi, Nevadöl Usul, I, 110. 38. İmam Kurtubi, El Camiülle Ahkamil Kur'an, Buruç Yayınları, 19 bölü 101 eksi 104. The JHM file was converted to HTML by trial version of JHM decompiler. Download JHM decompiler at http www.zipgost.com BLED Suresi Bir kul azad etmek. İki hürriyete kavuşturulması daha faziletli olan köle, üç köle azad edip, sadaka vermenin fazileti. BLED Suresi